entegre et tesisleri ve kesimhanelerde kullanılan ray ve askı sistemlerinin imalatıyla sektördeki boşluğu dolduran Sanetray, işletmelerde ihtiyaç analizi sonrası proje hazırlıyor, imalatı montaj izliyor. Firmanın genel müdürü Ahmet Yücesan'la Avrupa Birliği sürecinde kesimhanelerde yükseltilen standardı ve mevcut durumu Eko Gündem'de konuşuyoruz. Türkiye'de yıllık 1 milyon 100 bin ton kırmızı et elde ediliyor. Ülkemizde kırmızı et sektörünün son 25 yıllık sürecine şahitlik eden veteriner hekim Ahmet Yücesan, Sanetray'ı kurarak bu gelişimde önemli bir rol üstleniyor. Bizim Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Avrupa Birliği'nden gelen yetkililerin, işte denetçilerin Türkiye'deki bu mezba altyapısındaki şikayetler üzerine bir Tarım Bakanlığı ister istemez bir ilerleme, bir farklılaşma öngörmüş ve bu konuda bir çalışma başlamıştır. 2001 yıllarında birçok yeni açılan tesise alt yapısını, fizik şartlarını daha büyük üst sekmede, daha kaliteli, daha işlevsel olması açısından telkinler ederek bulunduktan sonra bir de ona ait iş yerine yönetmelik çıkardı. Yani kuruluş ve açılışa esaslarına inceleyen bir yönetmelik çıkardık. O yönetmelikte İşte kullanılan malzemenin işte pastırmaz olmasından, işte eski tahtaların kullanılması, giriş çıkış yerlerinin kontrol altında olması, işte duvarların, özellikle yerlerin, zeminlerin silinebilir, yıkanabilir, gıdaya uygun olmasının yanında yine bizimle alakalı, iştigal ettiğimiz konuyla alakalı çelik kısmının sıcak daldırma galvaniz ya da pastırmaz olması konusunda, kancaların, taşıyıcı kancaların, sistemin pastırmaz inoks olması, gıdaya uygun olması, hatta kalite pastırmazın da iyi derecede pastırmaz yapması şeklinde mevzuatlara işlendi. Bu konuda bakanlık bize, sektöre bu konuda tebliğde bulundu. İşte bu aşamada biz de Sanetray olarak hangi birimde yer alırız, ne yaparız bu bilgilerle, bu birikimlerle diye yola çıktık. Fransa ve Belçika'da kullanılan sistemler örnek alınarak ihtiyaca yönelik modeller geliştiriliyor. Türkiye'de ilk defa olmak üzere bizim ikiz ray dediğimiz, yani çift makaralı kapalı sistemde çalışan, hem kesimhanelerde hem kırmızı et sektöründe kullanılan bir sistem geliştirdik. Ve bunu ilk kurduğumuzda 2004 yılında ilk kurduğumuz tesiste çok beğenildi. İç pazarda ağırlığını hissettiren firma yurt dışında da projelere imza atıyor. İstanbul firmasıyız. Özellikle İstanbul'da çok yoğun bir işimiz var. Ancak Türkiye'nin her tarafında şu anda şantiyelerimiz var, işleri yapıyoruz. Bunun dışında yurt dışında da, Türkiye Cumhuriyetlerinde, Doğu Bölük ülkelerinde, hatta Avrupa'da 3-4 tane proje yaptık. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla İPART fonlarının %50'si hibe olarak dağıtılması mevcut tesislerin yenilenmesini sağlıyor. Yönetmeliklerce belirlenen standartları yerine getirmeyen işletmelerin 2015 yılı sonu itibariyle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nca kapatılacak olması son dönemde yatırımların artmasını tetikleyen bir başka etken. 2014-2015'te, yani bu yıl bahsettiğim bu yılda çok hızlı bir gelişme oldu. İnsanlar yatırım yaptı. Hatta Tarım Bakanlığı bu konuda eski mezbaların, eski tesislerin, kesim yerlerinin, işleme yerlerinin yıl sonuna kadar uzatılarak en son kapatılacağı da şekillenince, dolayısıyla insanlar, bu işle uğraşan insanlar yeni yer yapmak ihtiyacı hasıl oldu ve Türkiye'nin her tarafında, doğudan batıya, bütün illerde tesis var. Bütün bizim meslektaşlarımız da, arkadaşlar da yoğun bir şekilde, özellikle 2015'te, zannediyorum 2016'da bu şekilde devam edecek bir iş akışımız var. Uzmanlaşma önemli diyor Ahmet Yücesan. İyi bildikleri işte uzmanlaşıp en ideal sonucu ortaya koymaya odaklandıklarını söylüyor. Kırmızı et parçalama tesisi olsun, kesimhane olsun. Öncelikle bize gelen müşterimize ya da arkadaşımıza ya da sektördeki insanlara önce bu işin projesini hazırlıyoruz. Avam niteliğinde iş akışını, prosesini hazırlıyoruz. Sadece kendi işimizle alakalı. Yani kesimhane sistemleri, taşıma sistemleri, konveyörler ve makine sistemi dışında başka bir şey yapmıyoruz. Sektörel bilgi, tecrübe, alana hakimiyet.
Tüm bunlar neticesinde ortaya çıkan kaliteli sistemler firmanın tercih edilmesinin başlıca nedenleri oluyor. Konu hakkında müşterimize doğru aydınlatıcı bilgi veriyoruz. Veteriner hekim olmam, bu konuda doktora yapmış olmam, işletmelerde çalışmış olmam vermiş olduğu bilgiyle işte yanımızda beraber çalıştığımız mühendis arkadaşlar, bu konuda yetkili mühendis arkadaşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genel Müdür Ahmet Yücesan, Türkiye'de kırmızı et tesislerinin mevcut durumunu ve geleceğe dair öngörüsünü izah ederek sözlerini noktalıyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olmak üzere 850 civarında bir tesis var. Bunların en az 3'te 2'sinin altyapısının sağlıksız olduğu, yetersiz olduğu gerekçesiyle tamamına bunlara yazı göndererek işte yıl sonuna kadar bunları revize edilmesi, düzeltilmesi ya da kapatılması konusunda bir tebliğ yapılmış oldu. Yeni açılan tesisler de özellikle son 3-4 yıldan beri yapılan kırmızı et sektöründe hem parçalama tesisleri, üretim tesisleri ve kesimhane mezbahalar Avrupa'daki yapılanlardan çok geri değil. Hatta bir kısmı onların çok önünde tesisler yapılıyor. Ben bunun 2016-2017 hatta Türkiye'nin işte önünde bir 2023 profili var. Orada kadar bizim onların en az onlar kadar hatta onların çok üzerinde teknolojiyle bu işler yapılacağı kanaatindeyim.